Günaydın arkadaşlar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizin için ailecek sabah rutinimizi çekmek istiyoruz. Biz Altay'la sabahtan uyandık, yani tam olarak 2 dakika önce uyandık. Saat bu arada bakın 7'yi 20 geçiyor. Biz Altay'la sabahları uyanıyoruz. Biraz böyle meşgul oluyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz. Şimdi de Altay'ın bezini değiştirip üstünü giydireceğim. Değil mi anneciğim? Evet. Evet arkadaşlar, Altay'ın bezini aldık, üstünü değiştirdik. Şimdi sıra annede. Ben de üzerimi değiştirdim. Şimdi Altay burada oyun parkında kendi başına oynarken ben de kısaca etrafı toparlıyorum. Etrafı toparladıktan sonra saat 8 gibi Altay'ın ilk öğününü hazırlıyorum arkadaşlar. İlk öğünü de birkaç kere söylemiştim ama yine göstereyim. Porridge tarzı bir şeyler yiyor Altay. Mesela bakın, bunu DM'den almıştım. Berisha müsli. Bu bitmek üzere. Onun yerine bakın, veya böyle bir şeyler de yediriyoruz. Bu yine böyle porridge tarzında muzlu, çilekli. 4 yemek kaşığı kullanıyoruz. Hadi sayalım anneciğim. 1, 2, 3. Dur dur dur. Bitti. Bak bak bak. Aha, 4 kaşık çıktı. 4. Böyle çocuk sütü kullanıyorum Milupa'nın. Porridge'e de sıcak süt ilave ediyorum arkadaşlar. Bizim kahve makinenin sıcak süt fonksiyonu olduğu için hiç tavada falan veya mikrovelede ısıtmaya gerek yok. Direkt kahve makinesinden çıkarttırıyorum. Altay'ı buraya oturtuyorum. Şimdi anneciğim, şu darta basalım. Sütümüz çıkacak, tamam mı? Porridge'in içine de şimdi böyle 2-3 kaşık meyve püresi ilave ediyorum. Ve Altay'ın ilk öğünü hazır. Bu arada Hakan dün buradaydı. Günaydın. Babamız da uyanmış oluyor. Dursun, Altay'ın mamasını Hakan yediriyor. Ben de o sırada yatak odalarını toparlamaya başlıyorum. Yani hem Altay'ın çocuk odasını hem bizim yatak odasını, camları açıyorum, odaları havalandırıyorum ve işte toparlıyorum. Altay geliyor. Tut oğlum. Babacım tut. Bir. Uf olmuş. Uf uf. Gel sana babacım. Ya. Gel ayma. Gel. Gel. Hadi gel. Gel oğlum. Ay ya babayı. Uf olmuş. Baba uf olmuş. Ay. Tank işin oğlum. Güzel oldu. Tank. Hı. Şimdilik ev işleri de bitti buraya, arkadaşlar. Buraya da. Bu arada bakın, babacığım bir dakika. Altay'ın doğum günü yaklaşıyor. Ayın 29'unda. Ve komşumuzdan Altay için şimdiden bir hediye aldık. Altay'a böyle hayvan kitabı almış. Ama o kadar güzel ki. Kitabın bir tarafını elleyince bakın hangi hayvan çıkıyorsa bu ona oğlum? Göre Vaş ses veriyor. Senklerine vaş be. Burayı da ayya. Ay yap, ses çıkarsın. Ay yap. Uy. Yap. Hani vav nerede anneciğim? Köpeği göster. Köpek Dur nerede? Köpek O nerede? Ne biçim ses çıkarıyor? Altay, köpek Hadi nerede köpeği anneciğim? Göster anneye. Vav nerede oğlum? Vav nerede? Nein, o vav değil. Devam et.
Bu da vav vav değil. Devam et. Vav vav'ı göster bize hadi. Nerede? Nerede? Bu kedi oğlum. Kedi Nala bu. Bu Nala. Ay yap Nala'yı. Ay. Ay. Aha. Şimdi Kenar'ı çamaşır yıkamaya gidiyoruz arkadaşlar. Altay'ı da yanımda götürüyorum çünkü asansöre basmasını çok seviyor. Hadi düt yapalım anneciğim. Düt yap. Bas asansörü çağır. Bas 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 bas. Bas. Bas 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 bas. Oh, ya. Asansör gelsin anneciğim. İçeride de basacağız tamam mı? Düt yapacağız. Evet. Burada da bak buraya basacağız anneciğim buraya. Tamam? Hadi bas. Bas bas bas. Oraya değil anneciğim buraya bak. Bas. Aferin oğluma. Evet. Altay'ı tekrar uyuttuk. Şimdi koltukta yatma zamanı. Havalandırdığımız için o yüzden şapkamı giydim. Çok soğuk. Hakan ben Altay'ı yatırırken her yerin camlarını açmış. Bir de oturma odasını havalandırıyoruz. Ben de şimdi kendime bu ilk günün ilk kahvesini yapıyorum. Altay uyanırken maalesef kahve içemiyorum. Yani bilmiyorum benim için zevki olmuyor. O yüzden Altay'ı yatırdıktan sonra ilk kahvemi içiyorum. Bu arada saat 9'u çeyrek geçiyor. Ben kahvemi laptop başında içiyorum arkadaşlar. Altay yattıktan sonra laptopumu açıyorum. Maillerimi cevaplıyorum. Sizden gelen yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Instagram'a bakıyorum. Oradaki mesajları biraz cevaplamaya çalışıyorum. Her yerde biraz böyle cevap vermeye çalışıyorum. Hakan bu arada koltuğa uzandı ve dinleniyor. Kendisi hala sakat yani dizinden rahatsız ama yine de bana mümkün olduğu kadar yardımcı oluyor evde ve Altay'la ilgili. Şimdi Hakan'ın ve Altay'ın uyuma vakti geldi arkadaşlar. Ben de o sırada dediğim gibi biraz işimi halledeceğim. Altay uykusundan uyandı. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim biliyor musun? Dişlerimizi fırçalayacağız. Gel. Dişlerimizi fırçalayacağız. Baba, istemiyorsa zorlama çocuğu. İstiyor alışması lazım. Uy, hadi puçi 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 yap babacığım. Sen al. Bak sen al. Al. Çok ağzına. Şimdi kahvaltı vakti geldi. Bu arada kısa ara ara size saati de söyleyeyim. 11:30. Biz de acıkmaya başladık. Altay da bizle birlikte sonra ikinci öğün yiyecek. Şu an bakın. O kadar oyuncağı var. Oyun parkı var. Gidiyor bakın nelerle oynuyor. Süpürgenin sapını alıyor ucunu. Ne yapıyorsun? Neyse sen oyna anne kahvaltı hazırlasın. Müzik
şimdi kahvaltılık peynir hazırlayacağım arkadaşlar. O kadar lezzetli oluyor ki biz de geçen misafirliğe davetliydik. Orada gördük. Bakın böyle kahvaltılık zahter diye bir baharat var. Tuğba marketinde satılıyormuş. Herhalde onların özel karışımı. Bakın bayağı bir baharatlar var. İçinde susam var. Ondan sonra pul biberi var. Kırmızı biber, kimyon, nane, sarımsak tozu. Yani bayağı karışık baharatlar var. Bunu şimdi bir kaseye alıyorum. Ondan sonra zeytinyağı ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Sonra içine azıcık ceviz kırıyorum. Ve içine beyaz peyniri atıyorum. Böyle karıştırıyorum. Ve kahvaltılık peynirimiz hazır. Dediğim gibi arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Onun dışında bir de mantarlı biberli omlet hazırlıyorum. Tüm malzemeleri doğradıktan sonra yağda kavurdum. Ve kavrulduktan sonra salça, sarımsak tozu, karabiber ve tuz ilave edip karıştırıyorum. Son olarak da 3 tane yumurta kırdım içine. Tamam anneciğim, az kaldı, yiyeceğiz. Tamam, tamam yiyeceğiz. Evet ve kahvaltımız hazır. Alper dayanamadı, biz başladık değil mi babacığım? Mamam mamam diye bağırdı. Hiç dayanamıyor oğlumuz. Herkesten önce Altay yiyor hep. Evet. Yapıyor bir de. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra yürüyüşe çıkıyoruz. Bakın altı sık sık giy dedim. Çok soğuk bugün. Çok soğuk. Yürüyüşten sonra da zaten tekrar yatacak. Öğle uykusuna yatıracağım. Normalde Hakan da bizimle yürüyüşe çıkıyordu. Ama dizinden rahatsız olduğu için maalesef artık bizimle yürüyemiyor. Eve döndük arkadaşlar. Altay yolda uyuyakaldı tam saatinde. Eve gidip direkt yatağına yatırdım. Hakan da yatmış uyuyor. Ben de o sırada dizimi açtım. Hem biraz keyif yapacağım. Aynı anda da hazırlanacağım. Anca Altay uyunca hazırlanabiliyorum. Makyajımı yapabiliyorum. Böylelikle videonun sonuna geldik arkadaşlar. Aslında her günümüz tamı tamına böyle geçiyor. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.